Siyaset ve hukuk. Hollanda 3 düzeyde yönetilir. Birinci düzey merkezi hükümettir. Bu hükümet Bakanlar Kurulu, Senato, Temsilciler Meclisi'nden oluşur. İkinci seviye 12 eyalet hükümetidir. Tarafından oluşur. Yaklaşık 450 Hollanda belediye yetkilisi 3. seviyede çalışmaktadır. Tüm bu kurullar Hollanda tarafından demokratik olarak seçilir. Bakanlar Konseyi Hollanda'nın tüm bakanlarından oluşur. Senato 75 sandalyeye sahip, koltuk parlamentoda bir yer anlamına gelir. Parlamento, Senato, Temsilciler Meclisi ve eyalet genelinden oluşur. Eyaletler genel Hollanda'nın parlamentosudur. Senato haftada bir toplanır. Daha sonra Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen yasama konuları tartışılır. Bazen Türkçe'ye çevirmiyor. Temsilciler Meclisi 150 sandalyeye sahiptir ve seçimler oluşur. Hollanda vatandaşlığı 18 yaş üzerinde herkese aktif ve pasif oy hakkı verir. Aktif oy hakkı oy kullanmalarına izin verildiği anlamına gelir. Pasif oy hakkı seçilebilecekleri anlamına gelir. Hollanda vatandaşı olmayan vatandaşlar ikamet ettikleri yerde belediye seçimlerinde oy kullanma hakkına sahiptir. Kral devletin başıdır. Hollanda'da Kral William Alexander artık devlet başkanıdır. Hükümetler yasalar çıkarır ve bu yasaların uygulanmasını sağlar. Trafik kanunları, vergi kanunları ve çevre kanunları var. En yüksek kanun anayasadır. Bu yasa Hollanda'nın idaresini düzenler. Bu nedenle anayasa diğer tüm yasaların nasıl yapıldığını belirler. Anayasa Hollanda'daki herkese istediğini söyleme, inanma ve düşünme hakkı verir. Bunlar din özgürlüğü, ifade özgürlüğü gibi temel haklardır. Bir yasa hazır olduğunda onun da uygulanması gerekir. Vergi faturaları değerlendirilmeli ve tahsil edilmelidir. Uyum sınavlarına girilmelidir. Gıda maddelerinin kalitesi üzerine kontrol olmalıdır. Kanunların uygulanması bakanlıklar ve farklı seviyedeki türlü kurumlar tarafından yapılır. Yasalara uymayan herkes bunun için cezalandırılabilir. Bu yasalara hakimler karar verir. Vatandaşlar ayrıca mahkemeden yasal bir karar isteyebilir. Örneğin boşanma veya tanzimat kararı verilmesi durumunda yargıçlar siyasi partilerden veya müvekkillerden bağımsızdır. Kanunlar dinlerin kurallarının üzerindedir. Bu da güzel. Kürtaj, ötenazi ve eşcinsellik Hollanda'da cezalandırılmıyor. Kanun her türlü fiziksel şiddeti suç saymakta. Şiddet polise veya belirli bir telefon hattına bildirilmelidir. Yakın zamanda biz de böyle bir şey yaşadık. Üst katımızdaki adam eşine tokat attı. Ve hemen ertesi gün... Yani adam artık şeydeydi, karakolda ve hapiste girmişti. Yani artık nasıl sonrasında çıktı ya da çıkamadı bilmiyorum ama böyle bir durum var arkadaşlar. Şiddet kesinlikle ceza alıyor burada. Hiç toleransı yok. Ulusal hükümet genel yasalar yapar. Yasalar yalnızca temsilciler, meclisi ve senato tarafından kabul edildiğinde geçerlidir. Çevre koruma ve mekansal planlama eyalet hükümetinin görevlerine örnektir. Hollanda Avrupa Birliği'nin bir parçasıdır. Bu nedenle Avrupa düzenlemeleri Hollanda için de geçerlidir. Hükümetler işbirliği yapan partilerin koalisyonu tarafından kurulur. İktidar
dışı partiler muhalefeti oluşturur doğal olarak. Prens günü Eylül ayının her üçüncü salı günüdür. Eylül ayının her üçüncü salı günüdür. Bugün kral altın arabayla Riderzal'a gider. Riderzal orada Arş'tan nutku okur. Tahttan konuşma, hükümetin planlarını anlatır. Videoların en sonunda bir Hollandacasını okutabileceğim bir arkadaş var. Ona rica edeceğim arkadaşlar. Bir de bunların Hollandacasını da videosunu çekmeyi planlıyorum. Onun bilgisini de vereyim. Bu anayasa hukukunun üstünlüğü bölümünün sonucudur. Bunu burada neleri bilmemiz gerekir? İfade özgürlüğünün ne anlama geldiğini biliyoruz. Din özgürlüğünün ne demek olduğunu biliyoruz. Eşit muamele ayrımcılık yasağının ne anlama geldiğini biliyoruz. Oy hakkının ne anlama geldiğini, oy kullanmanın önemini biliyoruz. Kraliyet ailesinin konumunu ve rolünü biliyoruz. Ulusal hükümetin mevzuattan sorumlu olduğunu biliyoruz. Yargı bağımsızdır. Hollanda hükümetinin kısmen düzenlemeye odaklandıklarını biliyoruz. Hollanda Anayasası'nın önemli yönlerini biliyoruz. Devletin kanunları, din ve gelenek kanunlarının üzerindedir. Kürtaj, ötenazi, cinsellik ve cinsellikle ilgili yasa yönetmelerini biliyoruz. Tüm şiddetlerin kanunen cezalandırılacağını, aileye şiddet, namus vesaire hepsinin cezalandırılacağını biliyoruz.